çok sinirlisiniz ama... Beni dinle. Evet. Hasta insan hastaneye yatar, gider. Hepimiz de ziyarete gideriz. Bugün doktor serum geldi. Takılı. Bugün evet. Doktor geldi. Doktor hiçbir şeyinizin Taksın. Olmadığını söyledi. Ve neler üretmişsiniz? Yok zayıflama. Ben hayatımda değil zayıflama hapı başım ağrısı alan bir kadın ama değilim. Ama siz kompleksizsiniz zaten. Neden? Tuvalete İftiralar... kalkarken bile üzerinize böyle bir şeyler sarıyorsunuz ki buradaki yağlarınız görünmesin diye. Yok tak, bebeğim tak. Hiçbir yağım yok kuzum. Daha ne yapacaksın ayol şu yok, haline bebeğim, bak. Olur mu 96-90? 90-60-90. 90-60-90. Tabii. Gerçek bir starla uğraşmayın lütfen. Öyle Burcu, mi? Burcu, canım. Yaz. Hakikaten yaz. Acaba size mi yazık, bana mı? Bana ne yazık olacak? Yapmadım. Yapan sensin. Ben hastayım. Ne hastasın? Havaalanı doktoru... Odana girilmiyormuş. Ay! Ne bir şey mi oldu? Ne yaptın? Ay sinirlen. Nereye gidiyorsun Bülent Hanım? Dur. Biraz Bülent'cim nereye gidiyorsun? Söylediği pek çok lafın dışında Bülent Ersoy'un Banu Hanım'ın kendisine verdiği cevaplarla ilgili bazı şoklar yaşadım. Çünkü işte mesela kilolarınızı örtmek için üstünüze bir sürü şey alıyorsunuz gibi bir şey söyledi Bülent Hanım. O da bana yo hayır benim hiç fazla kilom yok, yağım bile yok bebeğim gibi bir cevap verince insan ister istemez... Düşünüyor yani. Ben de öyle biraz düşüncelere daldım açıkçası. Ben hayatım boyunca 3-4 kilom var ise de her zaman kendime yakıştırmışımdır. Hayatım boyunca zayıflamayı değil, en ufak bir şekilde gıdamdan kesmemeyi bilen bir kadınım. Çünkü ben hayatı hücremi eritmem. O bakımdan yerim, yediğiniz sürece yeni hücre oluşur. O yüzden bunun çok iyi bilincinde olduğum için ben öyle zayıflayanlara da böyle...